Kolonoskopi için yattığı hastanede iddiaya göre bağırsağı delindi. Doktor o hatayı telafi etmek için üstüne bir de ameliyat parası istedi. Yürüyemez hale gelen talihsiz kadın ve ailesi ne yapacaklarını şaşırdı. Mutlu yıllara yürek geldim, beni komalık yaptılar. Annem hiçbir şekilde yürüyemiyor. Yürümeyi bırakın dikilemiyor bile ve bu ameliyat sonrasında oldu. Bağırsaklarımı kesmiş. Şimdi 60 milyar para istiyorlar, acil çıkartmak istiyorlar. Mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede iddiaya göre yanlışlıkla bağırsağı yırtıldı. Doktoru ameliyat için üstüne bir de para istedi. Yürüyerek geldim, bu hale düştüm. Kimsem yok, yetin Allah'ım. Sadece şu çocuklarıma bağışlasın Allah'ım, ne olursun. 52 yaşındaki Hatice Kalaycı kusma şikayetiyle Şişli'de özel bir hastaneye gitti. Kanserden şüphelenen doktor biyopsi yapmaya karar verdi. Annem kolonoskopiye geldiğinde sadece yarım saat süreceğini söylediler. Aradan bir saat geçti ama 52 yaşındaki Hatice Kalaycı işlem odasından çıkamadı. Doktorlar çantalarıyla ve hemşireler sargı bezleriyle odaya daldı. Çocukları endişeli bir şekilde ne olduğunu sorduğundaysa da iddiaya göre doktor hata yaptığını söyledi. Çıktıklarında annemin 2 santim kalın bağırsağını deldiğini söylediler. İşte ameliyata alındım. Bağırsaklarım dışarıda. Bütün organlarım dışarıda. İddiaya göre hastane kendi hataları nedeniyle yaptığı ameliyattan bir de yaklaşık 60 bin lira para istiyor. Yürüyerek gelen kadın şu anda ayaklanacak durumda değilken onu taburcu etmeye çalışıyorlar. Çekil, uyuyacağım, uyanmayayım, yok can çekişiyorum. Ben şikayetler oluşturdukça bir an önce yürütüp hastaneden bizi tabiri caizse kovmaya çalıştılar. Biz de ödeyemeyeceğimizi söyledik ki doktor hatası zaten ödemeyiz. Bugün ise taburcu ettiklerini söylüyorlar ve biz çıkmayacağız çünkü annem hiçbir şekilde yürüyemiyor. Aile hem özel hastaneden hem de ameliyatı yapan doktordan şikayetçi oldu. Devlet büyüklerimden yardım diliyorum. Güzel bir hastane tedavisini devam ettirmek istiyoruz ve yürümeden de annemin eve çıkmasını istemiyoruz.